Merhaba ben Erol. Bu videoda yanımda Samsung Galaxy A23 5G bulunuyor. Samsung Galaxy A23 5G güzel özelliklerle birlikte geliyor fakat bazı özellikleri maalesef ki geride kalıyor. Türkiye satış fiyatı olarak tam böyle açıklanmış bir fiyat bulunmuyor ama umarım uygun fiyatlardan karşımıza çıkar. Şu an baktığımız zaman piyasadaki bütün telefonlar çok fazla bir şekilde pahalandı ve bizim bunları almamız gerçekten biraz olanaksız duruyor. Yani aslında 2000-3000 TL bantlarına önceden çok çok iyi telefonlar alabiliyordunuz ama şu an baktığımız zaman 3000 3000 TL bantlarını bile neredeyse telefonlar alamıyoruz. Bunun için de 3000-4000 TL bantlarında alabileceğimiz videolar serisi olacak. Bu videodan sonra büyük ihtimalle o gelir. Onu da kaçırmayın. Şimdi öncelikle Samsung Galaxy A23'e baktığımız zaman ön taraftan damla çantikle birlikte geliyor. Yan çerçeveler ince derken çene kısmı biraz kalın diyebilirim. Çok kalın değil ama çok çok az bir şey kalın. Arka tarafına geldiğimiz zaman Samsung Galaxy A serisinin devamı diyebilirim arka tarafın tasarımı. Kamera çıkıntısı güzel duruyor. Bunun dışında arka kapak ve yan çerçeveler maalesef ki plastik olarak geliyor. Kalınlık varlık ağırlık kısmı 8.4 milimlik bir kalınlıkla gelirken 195 gramlık ise bir ağırlığı bulunuyor. Bu telefon için ideal ağırlıklar diyebilirim. Çünkü bu segmente sahip telefonlarda genellikle bu ağırlıklar bulunuyor. Kalınlık olarak tuttuğunuz zaman telefon fazla elinizi yormuyor ama gece oynarken ya da yatarken uzanırken telefon elinize aldığınız zaman biraz elinizi yorduğunu belirtebilirim. Bunun dışında dış tasarım olarak bence hafiften premiumluk yaratıyor. Özellikle arka taraftan baktığınız zaman hafiften bir premium telefon hissiyatını uyandırıyor bize. Tasarımdan ekran kısmına da atladığımız zaman ekran kısmı için şu şunu söyleyeyim bence bu telefon ekran kısmı için kesinlikle ve kesinlikle olmamış. Peki neden? Öncelikle 6.6 inçlik PLS bir ekranla geliyor. Bu A serisinde normalde AMOLED kullanılıyordu fakat PLS ya da IPS LCD ekranlara geçilmiş çoğunda. Bu da bizi gerçekten çok üzen durumlardan bir tanesi. Çünkü AMOLED gerçekten ekran kalitesi olarak ve ekran farklılığı olarak bence farkını hissettiriyor. Ben AMOLED dışındaki ya da OLED dışındaki ekranları kesinlikle rahat bir şekilde, içim huzurlu bir şekilde kullanamıyorum. Ya yani bu benim kişisel görüşüm. Sizin kullanıcı deneyiminiz farklı olduğu için siz farklı bir şey diyebilirsiniz. Burada Full HD Plus bir ekranımız var. Yani 1080p çözünürlüğü destekliyor. Yani bunun dışında da başka bir özellik bulunmuyor. Düz sade bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. Kalite olarak yani idare eder diyebilirim kalite olarak. Fakat orta segment bir telefonda bulunan ekranın gerisinde kalıyor. Bunu söyleyeyim almadan önce. Üst düzey bir ekran kalitesi beklemeyin telefon alırken. Ve dayanıklılık kısmında ise Gorilla Glass 5 ile geliyor. Siz yine buna güvenmeyin. Bir tane ekran koruma jöletini kesinlikle ve kesinlikle takın. Buradan batarya atlayalım. Batarya kısmında 5 mAh'lık bataryası 25 watt'la birlikte şarj edebiliyorsunuz. Bu telefonun bataryası 1 buçuk gün arasını çok rahat bir şekilde günlük kullanımda çıkartıyor. Bunun dışında 25 watt'la şarj olma süresinde sol üst taraf hemen yazıyorum. Sol üst taraftan görebilirsiniz. Çünkü bu değerler bazen değişiyor. Ben test ettiğim değerle internette bulduğum değer bazen farklı oluyor. O yüzden dolayı ortalamasını alıyorum. O yüzden sol tarafı yazıyorum. Oyun konusunda ise ekran fazla büyük değil. Yani 6.7 inç değil, 6.6 inç PLS bir ekrana sahip. Aslında AMOLED 6.7 inç ekranlara göre dengeliyor neredeyse. AMOLED daha az şarj şarj tüketir. Fakat bu telefonun ekranı biraz daha küçük olduğu için şarj bakımından yani 6 saatlik bir süreyi oyunlar süresinde vaat edebiliyor. Yani 6 saatlik sürede orta ayarlarda 30 kare desteği için konuşuyorum. Yüksek ayarları çıkartırsanız biraz daha hızlı bitecektir. Video oynatma süresine de baktığınız zaman çevrim dışı olarak 26 saate kadar video izleyebiliyorsunuz. Son olarak USB Type-C çıkışına sahip ve kablosuz şarj desteği de bulunmuyor. Gelelim kamera kısmına. Kamera kısmında en çok etkilen taraflardan bir tanesi bu. Yani Samsung Galaxy A serisinde en çok dikkat çeken özellik OIS desteğinin bulunması. Bu telefonda da 50 megapiksel ve F1.8 diyafram açıklığına sahip bu kamera sensöründe OIS desteği bulunuyor. OIS desteği bulunuyor ama aması şu 60 kare desteği bulunmuyor. 60 kare desteği bulunmadığı için yani bunu tamamıyla anlamlı bir şekilde kullanamıyoruz. 60 kare olsa da gerçekten ve gerçekten çok iyi bir şekilde bu OIS desteğinden faydalanabilirdik. Kameranın kalitesinden bahsedeyim. Gündüzleri iyi işler çıkartıyor. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflar konusunda çok az bir şey üzüyor. Videolar konusunda ise maalesef ki maalesef ki tam beni tatmin etmedi. İkinci kamera kısmında ise 5 megapiksel değerinde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamera sensörü ile birlikte geliyor. Şöyle söyleyeyim. Bu kamera sensörünü kesinlikle gece kullanmayın. Direkt ana kamera kamera sensörüne yönelik. Üçüncü ve dördüncü kamerası makro çekim ve bokeh kamerası. Makro çekim kamerası içinde çok böyle üst düzey bir kamera değil. Sıradan makro çekim kamerası olduğunu da belirtebilirim. Yani makro çekim kamerasıyla böyle üst düzey fotoğraflar çeker misiniz? Işığı vesaire düzgün ayarlarsanız çekilebilir ama onun dışında tak diye çektiğiniz zaman çok üst düzey bir şey beklemeyin. Ön kamera kısmında ise 8 megapiksel değerinde ve 2.2 diyaframa çıktığına sahip bir kamera sensörüyle gidiyor. Başta baktığınız zaman yani lan 8 megapiksel ne olacak ki bundan diyorsunuz ama 8 megapiksel kağıt üstünde dursa bile güzel fotoğraflar çıkartıyor doğruyu söylemek gerekirse. Geceyi bir kenara alacağım. Gündüzler için gerçekten iyi işler çıkartıyor. Gece geldiğimiz zaman ise kumlanmalar ve boya gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Videolar konusunda ise çok karanlık ortamlarda maalesef ki iyi videolar çıkartamıyorsunuz. Yani kamera kısmında bence idare edecek bir kamera sensörüne sahip. Ön kamera kısmı bence kendi segmentine göre iyi. Arka tarafta ise sadece ana kamerası başarılı. Bunun dışında 30 kare yerine 60 kare destek olsaydı mükemmel olmuş diyebilirdim. Sadece belli başlı yerlerden kısılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yonga kısmına geldiğimiz zaman burada Snapdragon'un 680 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu işlemci için şunu söyleyebilirim. Antutu V9 puanı 250-260 bin civarlarına kadar çıkabiliyor. Bu da PUBG gibi oyunlarda orta yerlerde 30 kare desteği, düşük yerlerde ise %40-50 kare desteğini rahat bir şekilde verme imkanını sunuyor. Eğer ki bu telefonu alıp da oyun oynayacaksınız evet sizi kesinlikle idare edecektir. Oyunlar konusunda üst ayarlarda 60 kare desteğini vermezse de düşük ayarlarda takılabilecek şekilde oynatabilir. Yani çocuğunuz varsa bu çocuğunuz oyunda oynuyorsa bu telefonu verip de çocuğunuzu idare edebilirsiniz. Ya da çok önemli değilse sizin için yüksek kareler bu telefonu yine alabilirsiniz. İşlemcimizin transistörler arasındaki mesafe ise 6 nanometre. Bunun dışında maksimum frekansı ise 2.4 GHz. Yani bu işlemci yeni olduğu için şu an anlatıyorum. Fazla kişi bilmediği için söylüyorum. Bunun dışında RAM kısmında ise 4, 6, 8 GB RAM'e sahip modelleri bulunuyor. Burada 4 GB'lık model kesinlikle sizi idare edecektir. Bunun dışında depolama olarak 64'lük ve 128 GB'lık depolama alanına sahip modeller bulunuyor. 64'lüğü de alabilirsiniz uygun fiyata gelmesi için ve hafıza kartı ile de birlikte bunu yükseltebiliyor biliyorsunuz. kartından da bahsetmişken toplamda sim kartında 3 tane slot bulunuyor. Bir tanesini havza kartı, iki tanesini ise sim kartına takabiliyorsunuz. Kısaca yonga kısmında değerlendirmek gerekirse uzun vadede sizin işinizi görecekti. Yani 3 sene kafadan rahat bir şekilde götürecekti. Donma ve kasma bu telefondan beklemiyorum. Çok telefonu doldurursanız ve zorlarsanız kesinlikle donma kasma size yaratacaktır. Hatta bunu en üst segment telefonlar bile yapıyor diyebilirim Apple dışında. O yüzden dolayı telefonu rahat bir şekilde kullanın. Rahat bir şekilde kullanırsanız uzun vadede çok rahat bir şekilde götürecektir. Yonga kısmına geçtiğimiz zaman burada keşke 5G desteği olsa diyorum ama 5G desteği maalesef ki maalesef ki bulunmuyor. Burada 4.5G desteğinin yanında Wi-Fi 5 desteğini önümüze sunmuşlar. NFC desteği direkt telefonun arkasında bulunuyor. Bunun sayesinde temas ödeme, akbil dolum işlemleri vesaire hepsini yapabiliyorsunuz. Ses kısmına da baktığımız zaman bir tane hoparlörü bulunuyor. Bunun dışında hoparlörümüzün üst seviye bir kalitesi bulunmuyor. Ses yüksekliği olarak yüksek diyebilirim ama biraz hafif gürültülü ortamlarda sesi basık kalıyor. Bas ve tiz konusunda ise orta düzey bir kaliteye sahip. Çok yüksek bir bas ya da tiz Maalesef ki bu telefonda bulamıyorsunuz. Ayrıca 3.5 milimetrelik şarj girişinde takabiliyorsunuz. Suya ve toza karşı dayanıklılığı maalesef hiçbir şekilde bulunmuyor. Bu telefonu alırsanız sudan ve tozdan korumaya çalışın. Kutusundan çıkarttığımız zaman ise sadece kutusundan USB Type-C ara kablosu çıkıyor. Bunun dışında başka bir şey çıkmıyor. Ayrıca Android 12 ve One UI 4 ile birlikte gelirken telefonumuz güvenlik kısmında ise Parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunuyor. Yan tarafta bulunan parmak izi okuyucusu ile birlikte hızlı bir şekilde telefonunuzu açabiliyorsunuz. Bununla birlikte yüz tanımayı da kullanabilirsiniz. Son olarak ısınma konusunda ise bence telefon ısınmıyor. Yani yüksek ayarlarda yüksek bir performans vermediği için ve transistörler arasındaki mesafede düşük olduğu için ısınmayı bayağı bir şekilde engellemişler. Sıvı soğutma vesaire bulunmuyor ama ona rağmen telefon gerçekten ısınmıyor. Ve genel olarak telefonumuz bence ekran kısmında kalıyor, batarya kısmında geçiyor. Kamera kısmında bazı yerlerden free veriyor ama yine idare eder diyebilirim. Yonga kısmında ise idare edecektir segmentine göre. Ve 5G desteği de o seri gerçekten tadından yenmezdi. Ses ve sertifikalar kısmında ise yine sınıfta kalıyor. Bunları bilerek telefonu alabilirsiniz. Eğer ki bu telefon 3000 TL, 3500 TL bandlarına çıkarsa kesinlikle ve kesinlikle alınır. Bunun dışında daha yüksek çıkarsa benim tercihim kesinlikle bu telefonu almayın. Başka modellere yönelin. Onun için de zaten 3000-4000 TL bantlarına alınabilecek cihazlar videosu gelecek bu videodan sonra. Onu kaçırmamak için de abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.